Bismillahirrahmanirrahim. Ruhani can sesinin Musevi mertebeden bilinmesi. Hazreti Peygamber vahyin inmesi hakkında vahyin kendisine can sesi gibi geldiğini söylemiştir. Bu vahyin en şiddetli haliydi. Ravi şöyle der. Bu esnada Hazreti Peygamber'in alnından ter akardı. Vahyin peygamberlere gelişinin farklı suretleri vardır ki en şiddetlisi çan sesi şeklindeki vahidir. Burçlar varsayımsal yerlerde, onlar parlak yıldızlara ait menziller. Saad'in varlığındaki benzeri kuşatır onları. Biri başarıya, öteki hüsrana. Nurlar beni aramak üzere hücum edince, dilediğim edebi bana vermek üzere. Bulut ve ruhlar onları taşıyarak geldi. Gök gürültüsü Arap ve acemi ifade ederken şimşek ışığını giydirince kapkaranlık bulutlara altından bir elbise. Bulutlar hakikatlerin yağmurlarını boşaltır. Topraktan, havadan ve ateşten bir eve. Yeryüzü çiçeklerinden haz alarak heyecanlanır. Bahçe güzel elbiseleri içinde salınır. Hakikatler ilmidir bu. Allah'ı isimleri ve perdeleri bilmekten başkasını kastetmem. Zatının bilgisi münezzeh olunca kendisine ulaşılmaktan sen kimsenin benzemediği ilahsın. Kitaplarda ve tenzilde gelmiş olan. Bilmelisin ki Allah ruhları üç mertebede yarattı ve bu mertebelerin bir dördüncüsü yoktur. Birinci kısım işleri sadece Hakk'ın mertebesini yüceltmek olan ruhlardır. Onların aleme veya kendilerine dönük bir yüzleri yoktur. Allah'ın şanı ve celali onları kendilerinden geçirmiş, bu celal onları hayran ve sarhoş olarak kendilerinden çekip almıştır. İkinci kısım yeryüzündeki doğal cisimleri yöneten ruhlardır. Bunlar insanların ruhları ile keşif ehline göre unsur kaynaklı bütün doğal cisimlerdeki hayvanların ruhlarıdır. Çünkü Allah şöyle der. Her şey onun hamdini tesbih eder. Hazreti Peygamber ise şöyle buyurur. Müezzinin sesinin ulaştığı yerdeki kuru ve yaş her şeyi onun lehine tanıklık eder. Hazreti Peygamber'in avucundaki taşlar olduğu gibi sahabesinden dilediklerinin avucundaki taşlar da tesbih ederdi. Hazreti Peygamber Uhud Dağı hakkında bu dağ bizi seven bizim de kendisini sevdiğimiz bir dağdır demiştir. Bütün bu rivayetler her şeyin canlı olduğunu ve Rabbini bildiğini gösteren delillerdir. Çünkü gök ve yeryüzü itaatkar olarak geldik demiştir. Bu konuda bir rivayet olmasaydı bile keşif yoluyla bu gereği öğrenirdik. Cisimleri yöneten bu ruhlar cisimlerde bulunur ve Allah'ın verdiği üstünlüğe göre birbirlerine amade olurlar. Allah şöyle der. Bir kısmını bir kısmından üst dereceye koyduk ki birbirlerini hizmetçi edinsinler. Başka bir grup ruh daha vardır ki onlar bize amade kılınmıştır. Bunların pek çok tabakası vardır. Bir kısmı vahiy ve aktarmayla görevliyken bir kısmı rızıklar, bir kısmı canları almakla, bir kısmı ölüleri diriltmeyle, bir kısmı müminler için bağışlanma dileme ve dua etmekle, bir kısmı kulların amelleri karşılığında cennette ağaç dikme ile vesaire görevlidir. Bilmelisin ki insanların ruhları için Allah doğal araçlar ve aletler yarattı. Bunlar göz, kulak, burun, geniz gibi araçlardır. Bunlara duyma, görme gücü ve benzeri diye isimlendirilen güçler yerleştirdi. Her biri için de iki yön yarattı. Birisi duyulurlar yani şehadet alemine bakarken diğeri hayal mertebesine bakar. Allah hayal mertebesini şehadet aleminden daha geniş yaratmış, orada hayal diye isimlendirilen bir güç meydana getirmiştir. Bunun yanı sıra musavvire, fikir, hafıza, akıl ve benzeri güçler yaratmıştır. Bu güçler vasıtasıyla insan nefsi güçlerin hakikatlerinin kendisine verdiği bütün bilinenleri algılar ve idrak eder. Nefs şehadet alemine dönük yönüyle ki göze aittir, bütün duyulurları görür ve onları hayale ulaştırır. Nefs algıları, musavvire gücü kendilerini tasavvur ettikten sonra hafıza gücüyle hayalde kurur.
Musavvire gücü ise bütün duyulurlardan farklı şeyleri alır ve onlardan duyuya yabancı bir şekil oluşturur. Söz konusu şekli bir bütün olarak duyuda göremezsin. Fakat duyuda onun görebileceğinin parçaları vardır. İnsan uyuduğunda göz hayal alemine dönük yönüyle bakar. Orada duyunun ulaştırdığı şeylere toplu olarak bakar veya musavvire gücünün şekillendirdiği şeyleri görür. Bunlar bütün olarak duyuda bulunmayan fakat parçalarının duyuda bulunduğu şekillerdir. Söz konusu parçaların bileşiminden hayaldeki suret meydana gelmiştir. Bu bağlamda insanı yanında uyur görürsün. O ise kendini azap gören veya nimetlenen birisi olarak veya tüccar veya hükümdar veya yolcu olarak görür ve uykusunda hayalinde korkuya kapılır, daralır, çığlık atar ve benzeri şeyler olur. Yanındaki insanın bütün bunlardan ve onun yaşadığı hal hakkında bilgisi yoktur. Muhtemelen rüyada yaşadığı hal şiddetlenince uyuyanın mizacı değişir ve dış suretinde bir hareket veya sıkılma veya konuşma veya ihtilam meydana gelebilir. Bütün bunlar o gücün hayvani güce hakim olmasından kaynaklanır. Böylelikle bedenin dış yapısında başkalaşma gerçekleşir. Vahiy ile görevli melekler peygamberlere iner veya onlardan ince bağlar velilerin kalplerine iner. Çünkü melek vahyi peygamberden başkasının kalbine kesinlikle getirmez. Veya genel anlamda ilahi bir emir peygamberden başkasının kalbine getirmez. Çünkü şeriat yerleşmiştir. Farz, vacip, mendup, mübah, mekruh belirlenmiş, nebilik ve resullüğün sona ermesiyle ilahi emir de sona ermiştir. Bu nedenle Allah peygamberliğin sona erdiğini söylemekle yetinmemiştir ki nebiliğin devam ettiği zannedilmesin. Hazreti Peygamber nebilik ve resullük sona ermiştir. Benden sonra nebi ve resul yoktur demiştir. Artık herhangi bir yaratılmışa bir emir verilip de bu emrin Allah'a ibadette esas alınacak bir şeriat olması söz konusu değildir. Çünkü söz gelişi ona bir farz emretseydi onu şari emretmiş olurdu. Bu durumda emir şariye ait olurdu. Böyle bir söz ise onun bir yanılgısı ve şeriat getiren peygamberlik iddiasında bulunması demektir. Allah ona mübahı emretmiştir denilebilir. Biz de deriz ki mübah ya insanın yükümlü olduğu bir vaciple ilgilidir. Böyle bir durum onun uyduğu şeriatın neshi demektir. Söz konusu kişi bu vahiy ile şari'nin mübah saydığı bir şeyi aldığını iddia ettiği vahiy ile vacibe dönüştürmüş, onu terk etmesi günah olmuştur. Onu mübah olarak olduğu gibi bırakırsa durum yine böyledir. Bu durumda meleğin bu iddiacıya getirdiği şeyin faydası nedir? Şöyle denilebilir. Onu melek getirmemiş fakat Allah bir vasıta olmaksızın doğrudan emir vermiştir. Şöyle deriz. Bu ilkinden daha tehlikeli bir sözdür. Çünkü sen Allah'ın Hazreti Musa ile konuştuğu gibi seninle konuştuğunu iddia ediyorsun. Ne şekilci alimlerden ne de zevk ehli alimlerden bunu iddia eden kimse yoktur. İkinci olarak Allah seninle konuşmuş olsa veya sana bir şey söyleseydi sana söylediği sözlerde ancak bilgi ve haberler aktarırdı. Yoksa hükümler ve şeriat aktarmazdı veya sana bir emir vermezdi. Çünkü emir verseydi bu durumda vereceğimiz hüküm meleğin vahyi hakkında söylediğimizin bir benzeri olurdu. Senin iddia ettiğin şey Allah'ın kalbinde herhangi bir konuda bilgi yaratması olabilir. Halbuki Allah her nefes her insana bilgi yaratır ve velilerin bu noktada bir ayrıcalığı yoktur. Bu ve diğer kitaplarda gerçeğin nasıl olduğunu açıkladık. Ve genel olarak insanın yalnız başına Allah'a ibadet edebileceği bir şeriat veya kendisiyle başkasına gönderileceği bir şeriat almış olmasının imkansızlığını belirtmiştik. Bununla birlikte peygamberin diliyle kendisine gelen şeriatı herhangi bir şekilci alimden öğrenmeksizin bizim ve yoldaşlarımızın kabul ettiği şekilde sahih rüyalarla Allah'ın insana öğretebileceğini imkansız saymayız.
Bu rüyalar nebilik izlerinden bizim için geride bırakılan sahih doğru rüyalardır. Bu rüyaları Müslüman bir adam görür veya onun adına görülür. Bu rüya gerçektir, vahidir ve bu esnada uyumak gerekmez. Fakat genellikle uykuda gerçekleşir. Bazen uyku dışında da böyle rüyalar görülebilir. Hangi durumda olursa olsun bunlar duyuda değil hayalde duyuyla gerçekleşir. Tahayyül edilen bazen kuvve halinde içeriden olabilir. Bazen de ruhaninin temessülüyle veya sufilerin bildiği tecelliyle dıştan meydana gelir. Fakat böyle bir tahayyül mizaç düzgün ve hakikati almaya uygun bir mizaç olduğunda gerçek bir hayaldir. Melek peygambere bir hüküm veya haber vereceği bir bilgi getirdiğinde ki hepsi haber sayılır, bu sureti insan ruhuna aktarır. İnsan ruhu da dinleyerek onu karşılar. Böylece vahiy aktarım ve ilka yoluyla gerçekleşir. Her ikisi de nurdur. Mizacı keskinleşir, tutuşur. İki nurda da garizenin sıcaklığı artar ve niceliği de çoğalırsa bu durumda şahsın yüzü başkalaşır. Hal denilen şey budur ve olabileceğin en şiddetlisidir. Bedenin yaşlıkları sıcaklığın istila etmesi nedeniyle buhar olarak beden küresinin yüzeyine ulaşır. Buradan bu hal sahiplerinde terlemeler meydana gelir. Bunun nedeni iki ruhun bir araya gelmesiyle dualar arasında gerçekleşen sıkışmadır. Bedenden sularla çıkan sıcak hava kuvveti gözenekleri örter ve dışarıdan gelen soğuk hava ona giremez. Peygamber ve hal sahibinde bu durum meydana gelip de peygamberden melek, veliden ise ruhani bağ ayrıldığında mizaç sakinleşir, sıcaklık gider. Gözenekler açılır, cisim dışarıdan gelecek soğuk havayı kabul eder. Böylelikle cisim rahatlar, mizaç soğur, soğukluğun niceliği artarak sıcaklığa egemen olur ve onu zayıflatır. Hal sahibinin bulduğu serinleme işte budur. Bu nedenle kendisini titreme tutar ve ısınmak için üzerine elbise giyer. Ardından doğru ve sadık rüyada gördüğü haberi bildirir. Veli ise veya peygamber ise vahide gerçekleşen haberi bildirir. Bütün bunlar kalbe tenzil ruhani bir nitelikle gerçekleştiğindedir. Üfleme tarzında nefes gerçekleşirse bu ilhamdır ve hem peygamber ve hem veli adına gerçekleşir. Söz olursa görme olmaksızın duyar. Böyle biri sezgi sahibidir. Melek kendisine görünürse nebilik vaktinde ise peygamberdir veya ince bağ kendisine bir adam suretinde veya getirdiği şeyi ona söyleyen bir hayvan suretinde görünebilir. Böyle biri veli ise gelen bilgiyi kitaba ve sünnete sunmalıdır. Kitaba uygun ise onu hakkın hitabı ve bir şereflendirmesi sayar. O kadar. Yoksa o ilave bir hüküm veya yeni bir hüküm değildir. Fakat bazen bir hükmün açıklanması veya gerçeğin bildirimi olabilir. Bu durumda daha önce zanna bağlı bilgi onun tarafından öğrenilmiş olur. Veliye gelen bilgi kitaba ve sünnete uygun değil ise onu hakkın bir hitabı ve sınaması saymalıdır. Böyle yapmak zorunludur. Kendisine gelen bağın meleğin kalbine doğru uzayan bağı veya ilahi bir tecelliyah olmadığını bilir. O bağ şeytani bir bağdır. Çünkü meleklerin böyle bir makamı olmadığı gibi böyle bir halden de münezzehtirler. Bu durum yaratıklar arasında en çok haktan sema edenlere ilişir. Öyleyse peygamberlik ortadan kalktıktan sonra günümüzde veliler için geride kalan şey sadece bildirimdir. İlahi emir ve yasakların kapıları artık kapanmıştır. Hazreti Peygamber'den sonra emir ve yasak getirdiğini iddia eden kimse kendisine vahyedilen bir şeriat getirdiğini iddia etmiş demektir. Onun bizim şeriatımıza uygun olup olmaması birdir. Hazreti Peygamber'den önceki başka bir zamanda ise bu konuda bir yasaklama yoktu. Bu nedenle salih kul Hızır şöyle demişti. Ben onu kendi emrimden yapmadım. Onun içinde bulunduğu zaman böyle bir söze imkan verir. Çünkü o Rabbinden bir şeriat üzeredir. Hak ise Hazreti Musa ve bizim için Hızır lehine tanıklık ederek
onu tezkiye etmiştir. Günümüzde İlyas ve Hızır ya kendisine muvaffakat ederek veya uyarak ittiba Hz. Muhammed'in şeriatına bağlıdır. Her durumda her ikisi için de ilahi bilgi nebilik yoluyla değil bildirim yoluyla gerçekleşir. Aynı şekilde Hz. İsa da indiğinde aramızda bizim sünnetimize göre hüküm verir. Allah bu sünneti nebilik yoluyla değil bildirme yoluyla ona bildirmiştir. Halbuki Hz. İsa bir nebidir. İşte ey kardeşim bu dünyanın tuzaklarından uzak durun. Çünkü onun tuzağının neyin tuzak neyin ilham olduğunun temyizi güçtür. Nefisler de ondan haz alır ve dünyaya bağlandıkları için bu konuda gerçeği karıştırırlar. İdrak organı sözü geçen böyle bir aktarıma aşina ise onu ve içerdiği şeyi taşımak kendisine ağır gelmez ve ansızın geldiğindeki gibi olur. Allah vahiy yoluyla konuştuğunda adeta bir taş üzerindeki yağmur gibidir. Onu işiten ruhlar bayılır ve çan sesi esnasında meydana gelen bilgi iki omuz arasına vurmakla gerçekleşen bilginin bir benzeridir. Başka bir misal ise soru cevap ve istifade yoluyla bakmaktan meydana gelen bilgilerdir. Bunlar sadece vurma veya bakmayla gerçekleşen bilgilerdir. Bütün bunları Allah'a hamdolsun tecrübe ettik ve bu konuda kuşkumuz yoktur. Ona benzeyen bilgilerin kapıları kapılıdır. Kapılar açılıp ardında bulunanlar sana göründüğünde bir bakış ile onların bilgisini kuşatırsın. Nitekim insan bir anda gözünü açar, yeryüzünden burçlar feleğine kadarki yeri görür. Bu işin sahibi kesin inancın serinliğinin kaynağı olan kardan değeri takdir edilmeyecek bilgileri öğrenir. Bu zikrettiğimiz sıcaklık nedeniyle ki aktarım esnasında gerçekleşir dedik. Hz. Peygamber namaza başlarken ve pek çok durumda şöyle derdi. Allah'ım beni kar, soğuk su ve buzla yıka. Bunlar vahyin sıcaklığına mukabil olsunlar diye üç tanedir. Çünkü vahiy yakıcıdır. Bu serinlikten kalp adına meydana gelen güç olmasaydı yok olurdu. Bilmelisin ki bu menzil ilimler arasından yakın ilmini, perde ilmini, büyüklük ilmini ki Hakk'ın kendisiyle nitelendiği kevni büyüklüktür. Bu takdis ilmini ve kendisinden dolayı yaratıkların Allah'tan başka Rabler edinmesinin sebebinin bilgisini içerir. Niçin ayette Allah'tan başka Rabler denilmiştir? Halbuki onlar Allah ile birlikte onları Rab edinmişlerdi. Faizden helal olan kısım Hakk'ın tercihi Allah'tan başka fail olmadığına inanıyor iken böyle bir şeyin mümkün olup olmadığı onu insanın kime tercih edeceği üfleme tek iken eserin farklılığı bu menzilden öğrenilir. Ateşte üfleme ile tutuşma meydana geldiğinde veya yine üfleme ile kandilin sönmesinin bilgisini havanın latifliği nedeniyle tutuşmaya en yakın şey olmasının bilgisini, ahiret hallerinin içerdiği güçlüklerin bilgisini içerir. Bu menzil, hallacın kastettiği benzeri getirme ve meydan okumanın bilgisini içerir. Amr bin Osman bundan dolayı ona beddua etmişti. Olup bitenden sonra şeyhler şöyle derdi. Hallaca o şeyhin bedduası isabet etmiştir. Gerçek ve gerçek olmayan sihrin bilgisi, sihrin her iki durumda da hayal olup olmadığının bilgisi bu menzille ilgilidir. Allah Teala'nın kelamı olması ne demektir? Acaba yaratıklarına mı yoksa zatına ilave bir niteliğe mi yoksa özel bir nispete mi yoksa bilgisine mi döner? Kur'an'ın aciz bırakma özelliği ne ile ilgilidir? Bu ulaşılması güç, yüce bir bilgidir. Kelama karşı koymanın meydana getirdiği ıstılam bilgisi, besmelenin içerdiği sırların bilgisi, besmelenin üç isimle niçin sınırlı olduğunun bilgisi, diğer harfler değil de bu özel harflerin ona ait olmasının nedeni, onların ahiretteki yerinin ne olduğu bu menzille ilgilidir. Acaba onların harflerinden melekler yaratılır mı? Yani kıyamet günü besmelenin her bir harfi Bakara, Ali İmran surelerinin geldiği gibi bir suret olarak gelir mi, gelmez mi?
Bu iki sure okuyucuları lehinde tanıklık edecek iki çiçektir. Besmele'deki harflerin suretleri kıyamet gününde var olduğunda acaba rakamları yönünden mi yoksa onları telaffuz eden yönünden mi ya da her ikisinden mi var olur? Şeddeli harfler iki suret olarak mı veya bir suret olarak mı yaratılır? Bu harfler suretler olarak yaratıldığında okuyucuları hangi şeyden sakınır? Onun mukabilinde ve sakınmasında kim bulunur? Acaba o şehadetin aynı mıdır? Şehadet için ise onu yazan ya da kendisini söyleyen adına onu yazmış olduğu ve telaffuz etmiş olduğu şekilde şahitlik edebilir. Halbuki kafir onu yazmış, münafık kendisini söylemiş olabilir. Kendisine inanmayan şahitlik ederse ki bu inancın mahalli kalptir. Bu durumda yazı besmelesi veya lafız besmelesi değildir. Nefiste ancak onu bilmek, iman etmek ve onu irade etmek vardır. Aynı şekilde Bakara ve Ali İmran sureleri de bu taksime göre değerlendirilebilir. Kastettiğim onların yazılması, okunması veya sadece bir sure olmaları veya ayet ve harf sahibi olmalarıdır. Acaba suretteki ayetler hayvanın suretine ait oranlar gibi midir? Yoksa onlar suret için nitelenen için nefsi nitelikler gibi midir de organlar gibi değil midir? Bütün bunlar bu menzilden öğrenilir. Delalet ve hidayet bunların nispetlere veya müstakil varlıklara dönmesi bu menzilden öğrenilir. Onlar mevcut varlıklar ise yaratılmış mıdır değiller midir? Yaratılmış iseler delalet ve hidayet kulların yarattığı fiillerden midir? Yoksa onları Allah mı yaratır? Yoksa bir kısmını kul bir kısmını Allah mı yaratır? Manalardan olan ve olmayanlara göre yaratıkların birbirlerine musallat olması bu menzilden öğrenilir. Allah kendisini hükümdar diye isimlendirdiğinde yaratıkları da askerler diye isimlendirmiştir. Onlar asker ise ve sadece Allah var ise onun yaratıkları kim adına savaşacaktır? Yoksa onlar savaş askerleri değil de süs askerleri midir? Onlar birbirleriyle savaşırlarsa ki gerçekleşen budur. Allah'ın askerleri kimdir ve bu askerler kimlerdir? Allah'ın askerleri olan kimselerin hükümdarı Allah'tır. Peki diğer orduların hükümdarı kimdir? Burada tehlikeli ilahi sırlar vardır. Bunlar ilahi isimlerin hükümlerinde ortaya çıkan çatışma ve tezat konusuyla ilgilidir. Uyumlu ve zıt hususlar buraya girdiği gibi meleki ruhlar da burayla ilgilidir. Rivayete göre günahkar bir insan tövbe etmeye karar vermiş. Adam ahalisinin bütünü kötü insanlardan oluşan bir köydendi. Başka bir köy daha vardı ki ahalisi bütünüyle iyi kimselerden oluşuyordu. Adam oraya göçmeye karar vermiş. Yolda eceli gelmiş. Er-Rahim isminin askerleri olan rahmet melekleri ile El-Müntakim isminin askerleri olan azap melekleri tartışmaya koyulmuş. İki melek grubundan hangisinin onu teslim alacağı hususunda tartışma uzayınca ki onlar ilahi isimlerin yardımcılarıdır. Allah onlara iki köy arasındaki mesafeyi ölçmelerini bildirmiş. Hangisine yakın ise adam oradan sayılacaktı. İki köy arasını ölçmüşler ve adamın iyilerin bulunduğu köye daha yakın olduğunu görmüşler. Bunun üzerine onun mutlulardan olduğuna hükmetmişler ve rahmet melekleri kendisini teslim almış. Malumdur ki o kişi kalbinde tövbenin veya nasıl tövbe edeceğini bilmiyor ise tövbe iradesinin gerçekleşmesinden sonra yürümeye başlamıştır. Hiç kuşkusuz Allah bu konuda neyi biliyorsa biliyordur. Köyünden çıkmasıyla attığı her adım bir hicret ve övülmüş harekettir. Bununla birlikte hüküm mekanın ölçülmesine göre gerçekleşmiştir. Bunun sebebi nedir ve bu alemdeki etkisi nedir? Hüküm verinin insanlar arasındaki hükme bir müdahalesi var mıdır yok mudur? Bu istiham yani vurmayla verilen bir hükümdür. Bu menzille ilgili bir husus da meşru amellerin bilinmesidir. Yükümlü kendilerini yapmazdan önce varlıkları var mıdır yok mudur? Yoksa onlar yükümlünün kendisi midir? Bunlar onun ameli ise sanat, nispet hükmü olmaksızın sanatkârı hakkında nasıl hüküm verebilir ki?
Çünkü onların sanatçıdaki hükmü bu fiillerin onunla ilişkilendirilen iyi veya kötü övgüsüyle sınırlıdır. Her insanın ameli karşılığında rehin olduğu zikredilmiştir. Yükümlü rehinin kendisi ise rehin alan kimdir? Tutulan kimdir? Allah'ın yaratıklarındaki hükmü ne kadar gariptir. Allah'a yemin olsun ki onu ancak Allah bilebilir. Acaba mutlular ve bedbahtlar bu hükme göre midir? Yoksa sadece mutlular değil, bedbahtlar mı ona tahsis edilir? Allah'ın herhangi bir yaratılmışın şefaati olmaksızın ateşten çıkartacağı kimseler de bu menzilden öğrenilir. Acaba bu sınırlanamayacak şekildeki ihsan çıkartması mıdır? Yoksa ilahi isimlerin şefaatinin bir sonucu mudur? Allah Teala takva sahipleri Rahman'a grup grup götürülür buyurdu. Bilindiği üzere bir şeyin nezdinde bulunan o şeye taşınamaz. Takva ve korku sakınılan ismin etkisinden meydana gelir. Takvanın nedeni şedidül ikab, yani cezalandırması şiddetli olan ve es seriül hisab, süratle hesabı gören isimleridir. Ve takva sahibi böyle ilahi isimlerin hükmü ve etkisi altındadır. Allah ise o insanları kıyamette Er-Rahman ismine götürür ve diğer isimlerin etkisi onlardan düşer. Durum böyle ise ateşten çıkartmak bir şefaat olabilir. Böyle değilse bu çıkartma bir ihsan ve hibe çıkartmasıdır. Herkes onun kabzası içindeyken haktan nasıl yüz çevrildiği bu menzilden öğrenilir. İnsanın diğer bütün canlılardan, bitkilerden, donuklardan ve meleklerden farklılığı bu menzilden öğrenilir. Onlar marifette yaratılmış varlıklardır. İnsanın latifesi farklıdır. Çünkü o yaratılışıyla diğer varlıklardan farklıdır. Acaba insanda bulunan akıl bilgileri elde etmek üzere mi vardır, yoksa arzuyu engellemek için mi? Onun başka bir nedeni yok mudur? Sehl bin Abdullah Tüsteri'nin sorduğu sorulardan biri budur. Başkasının bu konuyu zikrettiğini görmedim. Bize sadece Sehl'den aktarılmıştır. Bu menzilin ilimleri sayıca sınırsızdır. Bizim zikrettiklerimiz menzilin içerdiklerine göre ana konular gibidir. Allah doğruyu söyler ve doğru yola ulaştırır. Kanalıma abone olup beğenmeyi unutmayalım. Bu şekilde rivayet edilmiştir. En doğrusunu Allah Celle Celaluhu bilir.